Hələ dəyərli izləyənlər, həmən uzatmadan geçəcəyim xəbər bölümümüzə. Dəyərli izləyənlər, bugün sizlər üçün hazırladığımız moda üzərinə ilk öncə olacaqdı xəbərimiz. O da sizlər üçün şimdi ekrana gələcəkdi, nə şəkildə hazırlamışıq modanı. Bugünkü konumuz moda üzərinə biraz kilolular üzərinədir. Hani deyirlər kilolların fazla moda ilə ilgisi yoxdur ya da moda yakışmaz falan diye bir şey yox. Çünki moda uşaqda, büyükdə, erkəkdə, hətta bir zayıf, çox zayıf bir kadında, kilolu kadında da heç fark etmir. Baxın, dikkat etsəniz, şu şəkil, şu tarz girinsəniz, asla kilonuzu belli etməzsiniz. Tabii buna bakınca siz indi görsünüz. Sanki tam zayıf bir kızdı ama tam tersine hayır, bu təqribən daha bir 85-90 kilolarında bir kilosu vardı. Bu şu şekilde girinirse, eğer şu şekilde girinirse hem modayı takip etmiş oluruz hem de kilolarımızı öldürmeye çalışarak şu şekilde fit ince bir şekilde görünebilir. Gördüğünüz bu şekilde fikir verdik sizlere, tabii siz bunun devamını da internetten aktarabilirsiniz. Değerli izleyenler, ikinci haberimize hemen geçmeden önce biraz Ali'den fikir alalım. Tabii biraz kız konusu da Ali bana dedi, hani programın dışında dedi fazla bana bunları sorma inan. Çünkü biraz kızla ilgiliydi, doğru hak veririm sana. Hani bir erkek olsaydı, burada bir erkek modası olsaydı daha bir farklıydı, biraz fikri olardı. Ama sen sadece şunu soracağım, sadece öyle bir ekran var şu an. O ekranda bakınca ne görsen, daha ince bir fit kadın görmüyorsun. Tabii daha fit dedikutay, daha ince. Yani kilolu görünmü ama daha biraz ince o diğer kilolu. Tabii dedikutay ki bazı elbise var insanı biraz daha şey gösterir. Yani daha biraz zayıf gösterir. Ben onu yorumum onu olacaktı. Aynen bizim kilolu arkadaşlarımız vardı. Ben eskiden duyardım diğerler çok sıkıntılar var. İster ayakkabı da olsun, ister elbise de olsun. Ama günümüzde pazarlara gittiğimizde, çarşılara indiğimizde görürüz. Artık şey var. Artık geldi, bunların elbiselerini yapıldı. Bugün firmalar yapır. Bugün görürük de çok da güzel dedi. Kutay, hani görürük aynı bazen fit çıkardılar. Bugün, doğru. Erkeklerde de aynısı var. Aynen elbise gelip daha zayıf gösterir özlerini, daha fit de gösterir özlerini. Bunu da sen de bize biraz aktarsın, hani bazen biraz verin, biraz erkeklerin de fikri olsun, hani sen vermesin bile aktar, bana verin, ben buradan yapağın özünü görse de ağır. Tabii bunu da haz edirim ekleyim üzerine. Bence her insan kendine yakışan, girdiği elbise kendine yakışır bunu bilir. Yani bunun dışına çıkmasın. Çünkü ben bilirim mesela bana ne yakışır, ne yakışmır. Onun dışına çıktığım zaman gerçekten bozuldu iş eke. Dediğim ben... ben dedi o böyle katılım. O dediğim katılım da ama benim yorumum farklı olacak. Ne diyeceğim sana? Ben bir gün insanlar ne derim? Tarza bakma onu. Çünkü bir gün bir tarz vardı pazarlarda, ne bileyim çarşılarda. Herkese bir gün dediler, uymuyor. Bir tarz yani ama benim vücuduma, bedenime bu tarz uymursa mecbur da gelmeyeceğim. Bazen şekilde de yani şekil de önemli değil. Şekil de hani, tarza var uymaz. Tasarımcılarda bir kavram var diyorlar. Tarzı yarat. Sen aynen. Her insan öz tarzını yaratsın. Şekilde gibi bir gün. Bir gün bir tarz çarşılarda bir tarz vardı. Onu Bəli. İnsanlar herkes onu yapsın. Yok. Katılım. Ben de sana bu sözü katılım. Kesinlikle kendi o özel tarzını yaratın. Evet değerli izleyenler, sıradaki haberimizi hemen geçelim. O da makyaj üzerine olacaktı. Biz makyaj dediğimiz zaman ben her hafta deyirəm. Makyaj sadece makyaj yapmak değil. Bir bakım da makyaj sayılıyor. Şu an sizler için siyah noktalar üzerine bakım almışıq. Tabii bunun çok çok yolları vardı ama bugün sizler için yumurta akını, yani yumurtanın beyazını almışıq. Ne şekilde siyah noktalar onu da giderebilsen. Bir yumurtanın beyazını alıp çırpasan özün ya blender yardımıyla ya da bir çatal yardımıyla çırptıktan hemen sonra böyle köpüklü bir hale geldikten sonra kağıt havlular, küçükler vardı, hazır vardı. Yoksa büyüklerden alıp küçük küçük kesebilsen, onlardan yapıştırıp yumurtaya batırdıktan sonra siyah noktalar üzerine bırakabilsen. Tabi bunu bekleyeceksen iyice kuruyacaktı. Tabi hissedesin zaten yani. Mesela genellikle siyah noktalar biraz burun etrafında ve burun üzerinde olur. Bu kuru olduktan sonra hemen kaldırdığı da %80 farkını göreceksin. Bakın arkadaşlar, gerçekten %80 farkını görürsem ama bunu denemişim. Haz edirim sizler de deneyesiniz. Tabi görsünüz ekranda şu an ben de bakıram yumurta beyazı kullanıblar. İsterse o yüzüğü de bile yapabilsem, bu sadece bir bakım anlamındadır. Yumurtanın sadece siyah noktalar için değil, saç bakımında da kullanabilsem. Ama bugünkü konumuz siyah noktalarıydı. Bugün bu kadar aktarmışız size. Olabilir gelen haftalarda başka bir konuyla ilgili aktarabilir yani siyah nokta üzerine. Güzel güzel anlattı. Ben de bu sadece kadınlar için değil yani erkeklere de tavsiye ederim. Tabii bu siyah noktalar dikkat etmişim. Şey. Her şeste olabilir. Aynen. Hem erkek hem kadın fark etmiyor. Yani farkı yoktu. Güzel anlattı. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sıradaki dekor. Sıradakimiz evet dekor üzerine ben olacaktı. Çaştım. Gideceğim ayrı şey. Başka metereye gideceğim ama. Hayatımız uyardı. Aynen. Sırada sizler için hazırladığımız dekor üzerine vardı. Biz siz ev, genelde bizim evlerde biraz fazla dekoru köşelere önem vermirler. Ama biz haz ederek önem verilsin. Mesela bir mum köşesi.
çok gerçekten önemlidir ve evi bir naziklik katan bir hanım evi olduğu için gerek bir naziklik olsun. O naziklikten mum sayesinde olabilir. Şu şekilde mumları koyabilsen mez üzerine ya da istersen bir ayna ögüne koyabilsen ya da yerde ne şekilde olacaktı? Bakın şu şekilde öyle mumu getirip kuruca yere atarsa o naziklik kalması, tam tersine bir iticilik olur. Yani hiç tavsiye etmem. Ben tavsiyem de bir beyaz olsa ya da biraz pudra tonlarında bir güzel böyle diyelim tüylü bir şey olsa onun üzerine koysa o mumu, bu hem senin için güzeldi hem de görüntü olarak güzeldi. Tabii bunu daha çok en çok kış mevsiminde tavsiye ederim. Çünkü biraz yaz mevsiminde göze tuhaf kaçar. Yani belediyenin tüylü bir şeyin üzerinde bir mum sıcakta işleri pek tavsiye etmiyorum. Bunun da her zaman dediğimiz gibi modanın, dekorun hiç fark etmez bir vakti, bir zamanı, bir mevsimi vardı. Doğru. Ben de katma çekti dedi. O hani mum şey dekorun içerisinde muma bir şey etti, mumu şey etti. El aldı. Bugün mumların ne tavsiyede bulunsam, her evde bir gün uşak vardı. Bugün o uşaklardan mumlar biraz tam uymaz yani. Uşakların hani el her zaman durmayacaktı. Benim tavsiyem şudur, mumdan vardı indiler. Yani böyle mumu satmıyorlar tek başına. İstersen mumdan vardı. Uşağın el ulaşmayacak bir şekilde. O mumdan da etrafı cam ise bile sıcaklığı vermeyecek bir şekildedir. Hatta düştüğünde hava içinde az olduğundan dolayı yani söne de bile o kadar şey kalmaz. Mesela yani yanıp evi ateşe vermez. Onlar tavsiye ederim uşağla evlerim. Bugün mumlar, bugün pazardaki mumlar eskiden bir yerde biraz hani hisseder. Yok, kesinlikle yoktu. Bu... Tam tersine. Tam tersine koklu vardı. Mesela gül koklu vardı. Ya da öz tarzına göre bir koku alıp mesela pudra kokusu vardı. Mesela ben çok seviyorum pudra kokusunu. Mum vardı o şekildeydi. Hiçbir his alakası yoktu. Gün memleketim bir şey daha çekti. Hani ben. Şey öne eskiden evlerde 90'larda ilkokulda olduğumuzda elektrik kasilerdi. Fanus, mum bu şeylerden evlerde soğuk bulunardı. Ama bir 2003'ten bu yana mum artık kalmadı. Fener çıktı çünkü. Hiç kalmadı. Doğru. Yani pazarlarda hiç kalmadı. Çünkü elektrik oldu. Alem hani o şeylerden vazgeçti. Muhalide geldi yerine. Ben. Elektrik geldi yerine. Ama bir gün gördüm mum döndü. Farklı bir şekilde döndü. Bir dekor olarak döndü. Moda şeklinde döndü. Yani ama çok güzel bir şeydi. Yani bugün insanlar bunu güzel bir şekilde yani kullanırlar. Tasarımcılar olsun, ne bileyim dekorasyonda işleyen insanlar olsun. Ben. Çok güzel bir şekilde yani döndürürler eski şeyleri. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten doğru. Dediğimiz kimin bir evde o evin hanımı var ise o evde kesinlikle bir mum kullansın. Çünkü o nazilığı, o güzelliği yansıtar bence. Tavsiye ederim.